son zamanlarda sık sıkla gündeme gelen kaygılarımızın günden güne arttığı konulardan biri hiç kuşkusuz çocuk istismarıdır. Çocuk istismarı bir çocuğa yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak davranılmasının anlamına gelir. Bu anlamda insan hakları da en hassas konulardan biri olan çocuk haklarını tekrar konuşmak, istismar edenlerin ilgili yaptırımlar tekrar ele alınması gerektiği kanısı taşımaktayız. Çocuklara yönelik istismarlar yalnızca bugünü değil, yarınımızı, geleceğimizi de karartmaktadır. Yarınımızda olan çocuklarımızın uğramış olduğu istismar yıllar belki de hayatları boyu sürecek psikolojik travmalara neden olabilmektedir. Bu da yaşamlarının her evresini etkiler. Bu yüzden bu istismarların geleceğimize yapılmış olan bir saldırıdır. Bunun yanı sıra yaşanan istismarların birçoğu yakın çevrede kaynaklanmaktadır. Bunun içinde aileler, öğretmenler ve çocuklarla bizzat iletişim kuran kişiler konuyla ilgili bilgilendirilmeli, ihmala gelmeyecek kadar mühim bu bir konu olduğu bilinmektedir. Sendikamız olarak günden güne çürüyen hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi tekrar hatırlamak çağrısı yapıyoruz. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde insanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, mübarek bir şehir ise, canlarınız, manlarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden kurulmuş şeklinde belirtilmiş olduğu bu evrensel insan hakları ilkesinin zihnimizde, vicdanımızda yer edilmesi gerektiğini altını çizmek istiyoruz. Çocuk istismarı bir suçtur ve her insan hakları ilanıdır. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımızın geleceğimizin onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Bu yüzden istismarcılara iyi hal indirimi uygulamadan en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kaç masumun daha katledilmesi gerekiyor? Kaç annenin yüreği daha ateş düşmesi bekleniyor? Bu sözlerle cümlelerime son verirken iki kız çocuğumuza söz vermek istiyorum. Bu vesileyle katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Temiz hayallerimiz, bulutlar üzerinde kurduğumuz masum düşlerimiz, şeker tadında gülüşlerimiz var. Bizlerin küçük bedenleri sizin kirli bakışlarınızın, pis dokunuşlarınızın, mide bulandırıcı hareketlerinizin, kötü amellerinizin oyuncağı değil. Artık siz ve erkek kardeşlerimizin yükümlüsünüz. Anne ve babaların ağlamasını istemiyoruz. İstiyoruz! İhtar istiyoruz! Bu son olsun minik bedenlerimize dokunduğunuz. Bu son olsun masum çocuklara kıydığınız. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Artık Eylüller, Leylalar ölmesi. Dökülen yaşlarımız son bulsun. Ayağa kalkın, bağırın siz de. Eylül, Leyla ve daha nice kardeşlerimiz duyacaktır bizi cennette. Sayın Başkanım, basın açıklaması.